Merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir. Herkese ve hiç kimseye merhaba. Dostoyevski'nin çıkmazlarından bahsedeceğim. Dostoyevski'nin kolay kabul edişinden, kolay formüllerinden, kolay reçetesinden bahsedeceğim. Bir halkın, bir ulusun çıkmazından bahsedeceğim. Ve Dostoyevski'nin önerilerini ve belki de onun temiz kalpliğini ve saflığını ve ne yazık ki daha ileri bir cümle kurmam gerekiyor. Daha ileri bir kelime kullanmam gerekiyor. Dostoyevski'nin saftirikliğinden bahsedeceğim. 8 Haziran 1880 tarihinde Dostoyevski Rusya'daki Pushkin anıtının açılışında bir konuşma yaptı. Konuşması o dönemin o gün orada olanlar tarafından inanılmaz bir coşkuyla karşılandı. Yetmedi, tüm gazetelerde, dergilerde birinci mesele haline geldi. Ve Dostoyevski bir halk kahramanı gibi görüldü. Tabii ki daha çok Slavcılar veya Rusçular tarafından büyük polemiklerin içine girdi ki önceden de girmişti. Batıcı denilen kişilerle, batıcılarla yine polemik yazıları yazdı karşılıklı. Peki bu 8 Haziran 1880'de Dostoyevski ne söyledi? Olay niye büyüdü? Bunun öncesi neydi? Ve bunun sonrası için Rusya ile alakalı, Rus halkıyla alakalı ne gibi sinyaller vardı? biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi bahsettiğim bu 8 Haziran 1880 tarihli konuşma, Türkçe'de iletişim yayınlarında Pushkin konuşması adıyla yayınlanmış durumda ve o kitabın fiziksel bir kopyası elimde gördüğünüz gibi. Ayrıca yıllar önce aynı konuşmanın dergah yayınları tarafından yapılan bir e, çevirisi de kitaplığımda ancak kendime ait kitapla şu an ulaşamıyorum. Başka bir yerdeyim ama bir yerlere resmini koyarım. Hatta belki bir gün başka bir videoda o kitapla gösteririm. Şimdi bu Pushkin konuşması yani Dostoyevski'nin yaptığı bu e, Pushkin üzerine yaptığı bu konuşma neden önemli? Ve niye bizde bu konuşma çevriliyor ve çok dikkat çekici bir şekilde neden e, dergah yayınları ki mütedeyyin kişilerin e, sahip olduğu, yönettiği bir yayın evidir. Bu konuşmaya niçin sahiplenmişler? Hiçbir şey tesadüf değil. İletişiminki daha entelektüel bir kaygı, dergahınki daha e, geleneksel bir kaygıdan kaynaklanıyor bence. Ee, Dostoyevski'nin eser verdiği yıllarda Bundan yal sadece birkaç on yıl sonra 1860'ları, 50'ler, 60'lar, 70'lerin 50 ruhsatına bir kenara koyun ee, 1870'lerin, 80'lerin, 90'ların Osmanlısında da Hemen hemen aynı tartışmalar vardı Hep aynı cümle kullanılıyordu Hem Tanzimat sanatçıları Osmanlı'da hem de Rusya'daki Slavcı ekip, Batıcı ekip vesaire aynı cümleyi kullanıyordu, aynı soruyu soruyordu. Ne olacak bu memleketin hali? Hem Çarlık yaşlanmıştı, hastaydı. Hem Osmanlı yaşlanmıştı, hastaydı. Hem Batıcılara göre ki Tanzimat aydınlarının büyük çoğunluğu böyleydi ve Rus Batıcılar ki çok sert sivri insanlardı. Bunlara göre sadece devlet aygıtı değildi hasta olan, bozuk olan halkın içinde de çok ciddi bir hastalık söz konusuydu. Ve Dostoyevski burada bir pozisyon belirledi, kendini bir yerlere adapt etti. Dostoyevski daha Slavcı ve belki daha mütedeyyin, daha mukaddesatçı bir tarafa kendini çekti. Yani Dostoyevski bizdeki Türk İslam sentezine inananlar gibi ya ne bilelim işte muhafazakar demokratlar olduğunu söyleyenler gibi işte dindarlar, İslamcılar vesaire de benzer bir şekilde hem Hristiyanlığı hem de Slavlığı kendine bir kılavuz edindi. Ama karşısında çok sert bazen çok acımasız konuşan, düşünen bir batıcı kesim vardı. Biz bu iki ekip arasındaki kavgayı aslında iki yazar arasındaki çekişmeyle de görüyoruz. Batıcıların temsilcisi Turgenev'di. Slavcılığın veya Slav Hristiyancılığın, Ortodoks Slavcılığın vesaire 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 temsilcisi Dostoyevski'ydi. Ve biz bu batıcı Turgenev ve arkadaşlarıyla Dostoyevski gibi ulusçu, Rusçu, e, ayrıca dindar veya dindar olmak isteyen, gerçekten kalbi temiz bir şekilde, temiz, ter, tertemiz bir kalple dindar olmak isteyen Hristiyanlığın bütün problemleri çözeceğine inanan e, bir görüşe sahipti. Türkiye'de mütedeyyin kesimlerin veyahut e, temiz bir kalple veya tamamen bir ezberle Dostoyevski ile sarılanların, onun e, pozisyonu doğru bulanların ana e, izleklerinden biri kesinlikle bu. Dostoyevski bir e, şöyle söyleyelim, günün moda tabiriyle, 2022 yılının son aylarının tabiriyle söyleyelim. Dostoyevski yerli ve milliydi. Ve karşısındakiler kendi köklerinden kopmuş, dedelerinin mezarı nerede olduğu bilinmeyen insanlardı. Dostoyevski batıcıları çok ağır eleştiriyordu. Batıcılarda bu mukaddesatçı, mütedeyyin, dindar olmaya çalışan, genellikle halkın ortalamasını temsil eden bu kişilere çok ağır ithamlarda bulunuyorlardı. Peki mesele neydi? Aslında bu mesele bizim de bildiğimiz, çok iyi bildiğimiz bir mesele. Yani Osmanlı zor durumda bir grup okumuş yazmış insan, Aydın, Münevver neyse artık, Batı'nın tüm işleyen kurumlarının alınarak hatta Batı'ya benzeyerek bu işin bir şekilde çözüleceğine inanıyor. Bir grubu ise bu konuda çok temkinli veya ayaktırıyor çok irade gösteriyor ve hatta mümkünse batıyla ilişkilerini kesmek istiyor veya sadece bir düşmanlık ilişkisi kurmak istiyor. Ve bu kavganın aynısı ve hatta çok daha serti Rusya'da yaşanıyor. Batıcılar diyor ki Rusya çok zor durumda. Çarlık Rusyası devleti, devlet aygıtı çok zor durumda. Durumu hiç iyi değil. Tolstoy'un Anna Karina kitabında Konstantin Levin'in abisinin balık tutarken düşündüğü gibi ya bu Rusya ne olacak aynı Osmanlı gibi, ne olacak bu Rusya'nın hali dediği gibi Batıcılar bu işin çok radikal çözümlerle düzelebileceğini, her şeyin tüm kurumların değiştirmesi gerektiğini, hukuk anlayışından eğitim anlayışına kadar her şeyin değiştirilmesi, dönüştürmesi gerektiğini düşünüyor batıcı ekip. Bunlar e, Avrupa'nın felsefe, bilim ve birçok kültürel alanda e, Rusları kat ve kat, onlarca yüzlerce kat mesafeye ile geçtiğini düşünüyor. Bunların karşısındaki mütedeyyin, e, milli ve yerli Dostoyevski ve Dostoyevski gibi düşünenlerse bunun kesinlikle böyle olmadığını, bu batıcıların halkı küçüpsediğini, halkı yok saydığını, Oysa büyük Rusya'nın gücünün Rus halkında olduğunu, o kalp temiz halkın e, sorunları olmadığını, evet fakir olduğunu, evet çok eğitimli olmadığını, ama Batı'dan da alınacak bir kültürü olmadığını düşünüyor. Şimdi, Dostoyevski hakikaten buna çok yakın bir düşünceye sahip. Yani biz Rusların, biz Hristiyanların hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şey bizde mevcut. Aynısı Osmanlı mütedeyyinleri ve Cumhuriyet sonrası geleneksel, geleneksel, gelenekselcilerinde de, fundamental Müslümanlarında da var. Aynısı. Bizim kimse ihtiyacımız yok, bizim bir şey ihtiyacımız yok. Öyle Avrupa medeniyet falan değil. Ama kendini medeniyet zannediyor. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar zaten. Bu düşünceler 1870'lerin Dostoyevski'sinde, ve o 8 Haziran günü konuşan, Puşkin anıtının açılışında konuşan, 1880'in Haziran'da konuşan Dostoyevski de bunun çok daha keskin bir örneğini sunuyor. Başka bir metaforla anlatacağım. Bu metafor Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet içinde kullanılabilir. Bu metaforu lütfen aklınızda bulunur. Rusya hasta. Osmanlı da hastaydı. Rus halkı zor durumda, cahil bir halk, eğitimsiz, para yok, pul yok, ekonomik sıkıntılar hat safhada, kurumlar işlemiyor, hatta kurumlar yok, ee, halkın toplam kalitesi çok düşük. Bir grup devlet memuru, aydın, asker dışında okuma yazma bilen yok. Hemen hiç kimsenin felsefeden haberi yok, bilimden haberi yok, düşünceden haberi yok, sanattan haberi yok. Böyle bir halk. Batıcılar diyor ki Her şeyin düzelmesi için Büyük bir ameliyat yapmamız lazım Yani Rusya'yı Bir masaya yatıracağız Ve Ameliyat yapacağız Karaciğerinin bir bölümünü alacağız Böbrek nakli yapacağız ee, kalbi için operasyonlar düzenleyeceğiz Belki gerekirse Bir beyin ameliyatı bile yapacağız ama bu hastayı kurtarmak için başka şansımız yok. Bu hastayı çok zor, çok büyük bir operasyona sokmak zorundayız. Dostoyevski ve onun gibi düşünen gelenekselcilerse ki Osmanlı Cumhuriyet gelenekselciler de buna benzer. Biz hasta değiliz diye düşünüyorlar. Biz hasta değiliz. Bizim çok ciddi bir meselemiz yok. Biz öyle ufak tefek bilimsel buluşlar alsak her şey düzelecek durumundalar. Buna inanıyorlar. Yani diyorlar ki doktora, doktor diyor mesela, batıcıları doktor diye düşünün. Diyor ki efendim büyük bir operasyon gerekli. Saatlerce sürecek bir ameliyat sonucunda e, zor bir süreç atlatacaksınız. Ve umulur ki iyi, iyi bir yerlere varacaksınız. İşler düzelecek. Bu Rus gelinlikselcileri, Dostoyevski ve arkadaşları şöyle söylüyorlar. Hayır, biz hasta değiliz. Hasta bile çok hasta değiliz. Sen bize iki ilaç yaz. Aspirin, ağrı kesici falan filan. Bu işi kapatalım. Bize iki aspirin versen vallahi bu iş geçer. İki ağrı kesiciysem kalbimin ağrısı durur, ciğerimin ağrısı biter, ayağımın bacağımın ağrısı geçer diye düşünüyor. Buna inanmak istiyor. Çünkü Dostoyevski kalbi temiz ve dosyası büyük çoğunluğunun kalbi temiz. Onlar üstün bir Rus halkına inanıyorlar. Böyle bir halk olduğunu düşünüyorlar. Üstün olduğunu düşünüyorlar. Ee, çok iyi kalpli, çok fedakar bir halk olduğu için Rus halkının her türlü dünya badresinden kurtulabileceğini düşünüyorlar. Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in gelenekselcilerinin yaptığı gibi. Biz iyi insanlarız. O zaman bizim kimseye ihtiyacımız yok gibi bir düşünce. Ve Dostoyevski devamlı saflıkla ve çoğu zaman saftiriklikle şunu söylüyor. Rus halkı iyi bir halk, güzel ve bu iyi halk Hristiyanlık gibi bir merhamet diniyle birleşiyor. Onunla birlikte dünyayı sevgiyle dönüştürecek. Ne yapacakmış efendim? Rus halkı Hristiyanlıkla dünyayı dönüştürecekmiş ve bunun için de sevgiyi kullanacakmış. Evet, yer çekimsiz bir ortamda her şey çok güzel. Hem Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in gelenekselcileri, hem de Rusya'nın gelenekselcileri, e, benim köyüme dokunma, benim kasabamla ilgili kötü konuşma, benim dedeme okuma yazma bilmiyor deme, e, benim kasabamda ilkellik var deme, benim şehrimde okunacak bir kitap, gidilecek bir tiyatro yok deme. Bizim bunlara ihtiyacımız yok ki. Çünkü biz iyi insanlarız diyor Dostoyevski. Hem Pushkin konuşmasının içinde söylüyor bunları. Buna benzer cümleleri. hem bu konuşmayı savunurken söylüyor, hem diğer çoğu metninde işte bir yazarın günlüğü adlı dergisinde vesaire bunlar anlatıyor. Biz iyi insanlarız. O yüzden bizim Avrupa ihtiyacımız yok. Tabii ki Avrupa'ya getirdiği eleştirilerin bazıları çok haklı. Avrupa'nın sömürgeci bazı milletler tarafından domine edildiğini söylüyor ki haklı. Ee, ama Rusların bunu akıl edemeyeceklerini böyle şey yapmayacaklarını çünkü Rus halkının bu konuda çok e, ulu, yüce bir halk olduğunu söylüyor. Ne kadar benzer görüyor musunuz? Türkler de böyle düşünüyor. Biz Avrupalılar gibi dünyayı sömüremeyiz. İşte Hollandalılar, Belçikalılar, İngilizler, Fransızlar, Portekizler gibi biz sömüremeyiz, biz böyle yapamayız diyorlar. Ama böyle yapamayız demekle e, Dostoyevski'nin sorunları çözülüyor mu? Rus halkının sorunları çözülüyor mu? Çözülmüyor. İşte bu korkunç, uzun, kocaman kavga. Batıcılarla Slavcıların kavgası. Bitmeyen kavga. Bütün kitaplara yansıyan kavga. Babalar ve oğullara, suç ve cezaya. Karamazov kardeşlere, Anna Karenina'ya, savaş ve barışa, dirilişe, bütün üst düzey, kalbur üstü tüm e, Rus edebiyatı romanlarına, hikayelerine, o sinen kavga, biz, biz olarak kalabilecek miyiz? Evet kalırız, çok da güzel olur diyor Dostoyevski. Batıcılar diyor ki, yok öyle üç kuruşa beş köfte değişeceğiz ve dönüşeceğiz. İşte Rusların yıllar sonra yaşadığı büyük bol devrim, her şeyin yer değiştirmesi, dönüşmesi, işte Gregor Samsa'ya dönüşen bir halk, değişen, dönüşen, farklılaşan bir halk. Ve Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken büyük sancılar çeken, hala daha canı acıyan, karnı ağrıyan, acı çeken, veya çektiğini düşünen e, bir halk. E, Ruslarla Türklerin trajedisi bir yerde birbirine benziyor. Evet, ortada bir hasta var. Ortada bir hastalık var. Ameliyat lazım. Ama birileri diyor ki, iki hap alsam geçer diyor. Geçmeyeceğini, geçmediğini onlarca yıl bize gösterdi. İki haftalık bir mesele olsaydı kavgası bu kadar büyük olmazdı. Evet, isteyenler Dostoyevski'nin Pushkin konuşmasına bakabilir. Dergah yayınlarındaki baskısı Batı Çıkmaz adını taşıyor. Ona da bakabilir. Ah bu Dostoyevski var ya. Çok şeker adam. Çok kalbi temiz adam. Saf adam. Ve saftirik bir adam. Yani Yüce Rus milleti Hristiyanlıkla birlikte merhamet dini olan Hristiyanlıkla sevgiyi kullanıp dünyayı değiştirecekmiş. Dünya bunu iddia eden milletler ve bunu iddia eden dinlerle dolu. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar, iyi okumalar.